Bu olanlar inanılır gibi değil. Gerçekten akıl tutulması. Böyle bir yöntem, böyle bir saldırıyı Türkiye'nin göbeğinde yapmak istemeleri, bundan umdukları sonuç gerçekten anlaması, inanması zor. Haklısınız başkanım. Yani bizim de ilk elden aldığımız bir istihbarat olmasa, yani inanmakta güçlük çekeceğimiz bir durum. Sen de haklısın. Bu Yıldırım'ı almaktan başka çare yok artık. Bence uzun bir süre Türkiye'ye gelmeyecektir. Hele ki Serdar'la karşı karşıya geldikten sonra zor. Belli olmaz. Bu adamların güçleri bazen akılların tutulmasına sebep olabilir. Bana bir şey olmaz. Bütün dünya arkamda nasıl olsa duygusu. Yani yine de yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini sanmıyorum. Kırmızı bülten için hazırlıklara başlandı. Yani Yıldırım'ın şu an Viyana'da olduğunu düşünüyoruz. Umarım onu resmi yollardan geri alabiliriz. İlk önce bunu denemek zorundayız başkanım. Şimdilik öyle ama çok da vaktimiz yok. Şimdi bu Yıldırım'la olan diğer mesele. Evet başkanım. Anlat Halit. Neler olduğunu bilmem gerekiyor. Aslına bakarsanız anlatılacak çok da şey yok başkanım. Yani benim kafamı bile karıştırmaya çalışıyor olabilirler. Bunu biraz başarmış gibi gözüküyor sanki. Kızımın öldüğü gün ayağında olan patiyi elime tutuşturdum. Kızımın 5 yaşındaki halini, fotoğrafını gördüm başkanım. Bu nasıl olabilir? Yani ben de bilmiyorum. Tövbekar'ın Bulgaristan'a gitmesi, daha doğrusu benim onu Bulgaristan'a gönderip bu sorunu çözmesini istememin sebebi buydu. Ama yani durum çok karışık. Yani fotoğrafla falan oynamış bile olabilirler. Her şeyi yapar bunlar. Tam olarak ne düşüneceğimi bilmiyorum. Ama kızım hayattaysa ve o adam kızıma kötü bir şey yaptıysa. Orada dur bakalım. Bir sakin ol. Vereceğim kararı da daha fazla zorlaştırma. Hangi karar başkanım? Kırmızı bültenin çıkması zaman almayacaktır. Senden Viyana'ya gidip gerekli temasları sürdürmeni istiyorum. Her şey umduğumuz gibi giderse de Yıldırım'ı alıp gelmeni istiyorum. Emredersiniz başkanım. Dememe gerek yok tabii. Bu mesele ayrı, diğer mesele ayrı. Kişisel bir mesele. Bu iş için senden başkasına güvenemem Halit. Güvenimi boşa çıkartma sakın. Merak etmeyin başkanım.